İnşallah. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben şey yapayım, bir küçük tanıtayım isterseniz hocam. Buyurun. Yine şey olsun. Hayırlı sabahlar. Evet, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ali Kütçü okumalarımızda, Unkutu Zevair okumalarında 15. oturuma hoş geldiniz. Abdullah Yıldırım Hoca ile birlikteyiz. Hocam, söz sizde. İhsan hocamız şehir dışında bugün. O nedenle ben hocamıza eşlik edeceğim. İnşallah güzel, yine güzel bir oturum olacak. Abla İnşallah. hocam, söz sizdedir. Teşekkür ederim Hasan Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz oturumlarda, tabii şu anda şey kısmındayız eserin, mevzule, işte düzeltiyorum, mevzu kısmındayız. Yani mevzu derken mevzu kavramı malumunuz lafzı karşılıyordu dilde. Yani vaz edilen unsur. Bu bakımdan üç tane taksimden bahsetmiştik. Bir tanesi müşterek lafızlar meselesi vardı. Müşterek olan olmayan. İkincisi müteradif lafızlar vardı. İkinci bahsi de bitirmiştik. Şimdi bugün el-feridetü salise, yani mevzu lafızların taksimi açısından üçüncü bahse gelmiş bulunuyoruz. Taksimuhu ilel ismi ve sıfa. Evet, yani mevzunun, yani lafızların isim ve sıfat şeklinde taksim edilmesi Hocam konusu. çok özür dilerim. Şeyi paylaşacak mısınız? Ha, hocam iyi var. Ben şeyi unuttum. Tamam. Yalnız şu an ben ekranımı Hemen bakıyorum. Şimdi olması lazım. bakıyorum abi. Evet. Ben kusura bakmayın, unutmuşum şeyi. Hemen şuradan metni açayım. Estağfurullah. Evet. Evet, 214. Evet, El-Feridetü Salise buradayız arkadaşlar. Şöyle büyüteyim hatta biraz. Evet. Taksimuhu ile el-ismi ve-sıfe. Evet, lafızların, yani mevzuun isim ve sıfat şeklinde taksim edilmesi. Şimdi bu bölüm hocam geçen bölümlere oranla daha da çetrefilli bir bölüm işin doğrusu. Ve biraz da uzun, yani sayfa olarak da uzun. Muhtemelen bölüm bitmez ama epeyce bir kısmını okuruz inşallah, Allah'tan mani olmasın. Ali Kuşçu ilerledikçe şey yapıyor, zorlaştırıyor meseleleri. Fekânel ensabu min vecihi iradi hâzâ. Bu meselenin ya da bu taksimin diyelim ortaya konması, ele alınması esasen daha uygun olurdu, daha münasip olurdu. Bademe nukassimul kelime, kelimeyi taksim ettikten sonra eğer biz bu mevzuyu ele alsaydık daha güzel olurdu, daha yerinde olurdu. İnşallahu Teala ilmi iştikak, yani iştikak ilminde kelimeyi taksim ettikten sonra ile el ismi vel fiili vel harf. Yani biz iştikak biliminde bundan sonraki, yani bu vaz meseleleri bittikten sonra iştikak meseleleri gelecek. Orada biz kelimeyi isim, fiil ve harf kısımlarına zaten taksim edeceğiz. Eğer bu taksimi yaptıktan sonra şu anda ele alacağımız konuyu orada işleseydik, fekâne'l ense bu daha münasip olurdu, daha yerinde olurdu. Li'ennehu, çünkü yani bu mevzuun, yani lafzın isim ve sıfat şeklinde iki kısma ayrılması, taksimun lil ismi bi hususihi. Özel olarak hasaten isme yönelik bir taksimdir. Dolayısıyla
kelimenin 3 alt başlığa ayrılmasından sonra yapılması daha uygun olur. Lakin avradına ruhuna, ancak biz bu konuyu, bu meseleyi burada ele aldık, burada işledik. Niçin böyle yaptık peki? لِعَدَمِ تَعَلُّكُهِ bu problemin, bu meselenin ilişkili olmaması sebebiyle كَسِيرَ تَعَلُّكٍ بِمَبَاحِسِ الْعُلُومِ الْاَتِيَ demiş bu. Yani bu da aslında düşünebilir ama ben şerhten el-ukhar şeklinde tercih ettim. Yani şunu demeye çalışıyor. Burada ele alacağımız konu çok fazla ilgili ve alakalı bir mesele değil. Bir mebahisil ulumul ukhar, diğer ilim dallarıyla, yani bu kitabın konusunu teşkil eden ve bu bölümden sonra gelecek olan işte iştikak gibi, sarf gibi, müellifin zihninde tasarladığı haliyle devamını düşünecek olursak nahiv gibi, belagat gibi vesaire, diğer ilim dallarıyla çok fazla ilişkili bir problem olmayıp daha ziyade ilmül vazla bağlantılı olduğu için biz bu sorunu, isim ve sıfat taksimini burada ele almayı daha uygun gördük diyor. Fenekulu, şimdi meseleye giriş yapıyoruz. Deriz ki el ismu bil ma'na el mukabili lil fiili vel harf. Evet. Şimdi fiilin ve harfin mukabili anlamındaki isim, yani burada artık bir kelimenin alt başlığı olarak ismi kastediyoruz. Yani terim anlamıyla isim. İmma en yekuna mavdu'an li zatin muayyinetin. Muayyinetin. Düzeltiyorum. İsim ya imma en yekuna mavdu'an, ya vaz olunmuştur. Li zatin muayyinetin, muayyen bir zatın, yani belirli bir zatın karşılığı olarak vaz olunmuştur, belirlenmiştir. Ancak bila i'tibari ma'nen min el ma'ani el mutallika biha, oraya biha ekleyebiliriz. Ancak bu belirli bir zatın karşılığında ismi tayin ederken bila i'tibari ma'nen, herhangi bir manayı dikkate almadan, dikkate almaksızın bu belirleme işlemini yaparız. Bila i'tibar ma'nen minel ma'anil mutallikati biha. Yani o muayyen zatla ilişkili olan manalardan herhangi bir manayı da düşünerek, hesaba katarak, dikkate alarak gerçekleştirmeyiz bu vaz işlemini. Birinci durum budur. Yani bir zat vardır ortada ve bu zatla ilişkili, bu zata taalluk eden herhangi bir anlamı esasen düşünmeden sadece o zata yönelik bir belirleme işlemi yaparız. Kel ferasi vel ilmi demiş. Mesela at gibi, at örneğinde olduğu gibi ya da ilim örneğinde olduğu gibi. Şimdi burada tabii çok teorik şey açıklamalar. Birazdan böyle mevzu biraz daha şey oldukça, ayrıntılandıkça inşallah daha da netleşir yani bu şeyler. Birinci şey bu. Birinci kısım bu, isimle alakalı. İkincisi, وَاِمَّا اَنْ يَكُونَ لَهَا بِاِتِبَارِ مَعْنًا كَزَالِكَ. İkincisi ise, yani yine biz bir ismi muayyen bir zatın karşılığında belirleriz, tayin ederiz. Ancak bu vaz işleminde lehe bi'tibari ma'nen, o zatla ilgili olan, o zata müteallik olan, alakalı olan manalardan bir manayı da dikkate alırız burada. Bunu da düşünürüz. Bunu da hesaba katarız. Kezalike. Dolayısıyla şöyle bir ayrım ortaya çıktı. İsim muayyen bir zata belirlenir. Tabii burada hemen yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Az sonra aşağıda gelecek bir de müphem bir zata ismin tayin edilmesi konusu gelecek. Yani aslında temel ayrım, her şeyden önce şunu söylememiz lazım. İmma en yekuna mavdu'an li zatin muayyenetin dedik ya. Aşağıda ve imma en yekuna mavdu'an li zatin müphemetin gelecek. Yani buradaki temel ayrım aslında muayyen bir zat ve müphem bir zat ayrımı.
Şu anda biz ilk şeyi konuşuyoruz. Muayyen bir zat söz konusu olduğunda burada nasıl bir ayrım geçerlidir? Yani muayyen zat, müphem zat ayrımından sonra muayyen zatın kendi içindeki ayrımları konuşuyoruz. Muayyen bir zat varsa ortada ismin karşılığı olarak burada o zatla alakalı bir ilave, ikinci bir mana ya dikkate alırız ya almayız. Şey bu, ayrım bu. Evet, وَهَذَا yani bu ikincisi yani muayyen bir zatla birlikte o zatla ilişkili bir başka anlamın dikkate alınması durumu وَهَذَا عَلَى سَلَاسَةِ اَقْسَامٍ üç kısımdır. Şimdi bunu böyle tekrarlıyorum, vurguluyorum çünkü çok karışacak yani tasnifler, taksimler. O yüzden zihnimizde şey olsun diye netleştirme, oturtmaya çalışıyorum yani. لِأَنَّهُ peki bu üç kısım neymiş? Muayyen bir zat var ve o zatla alakalı ilişki bir manada olacak bu vaz işleminde. Şimdi لِأَنَّهُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى yani bu muayyen zatla birlikte o muayyen zatın yedeğinde diyelim. İtibara alınan o ikinci mana, zelikel mana. İmma en yekuna mana lafzın ahar. Bir başka lafzın manası olur. Bu muayyen zatın yedeğinde dikkate alınan ikinci mana. Esasen bir başka kelimenin anlamıdır. Böyle olabilir yani. Münasip mana lafzın ahara münasibin lihazel ismi fil madde. Bir başka lafzın, bir başka kelimenin anlamıdır ancak bizim asıl ismimizle yani o muayyen zata belirlenen isimle madde açısından yani kök harfleri bakımından münasip yani o kök harfleri aynı kökten gelen iki isim şeklinde kök harfleri bakımından yakındır ona, münasiptir. Yani şeydir, aynı kökten gelir diyebiliriz. O halde şöyle toparlayalım. Üç kısımdır dedik. O muayyen zatla beraber bir ikinci mananın dikkate alınması durumunu. Burada üç kısımdan birincisi, bu muayyen zatın yedeğindeki mana esasen bir başka kelimenin gösterdiği bir anlamdır. Ve o bir başka kelime de bizim asıl muayyen zatın adı olan isimle aynı kökten gelir. Aynı kök harflerine sahiptir. Bu birinci durum. Karıştı mı Hasan Hocam? Bence gayet açık Tamam, hocam. net. Tamam, net gidiyorsak güzel. Biraz aşağı Avlaya. indirebilir miyiz hocam şeyi dosyayı? Hemen Sırrahmet. hocam. Hemen. Evet, şuraya geldik. Avlaya yekunu ya da böyle olmaz. Yani başka bir kelimenin anlamı olup aynı kök harflerine sahip olur dedik ya da böyle olmaz. İki ihtimal dedi. Esani ikincisi yani ikincisi dediği böyle olmayan kısım. Kerraculi mesela racul örneğinde olduğu gibidir. Racul kelimesine bakalım şimdi. Feinnehu çünkü racul kelimesi mevdu'un lil insan. Esasen racul kelimesi insan için, insanın karşılığında, insan manasının karşılığında belirlenmiştir. Ancak insanla beraber, işte insanla ilişkili olan bir ikinci manayı daha dikkate alıyoruz. Ma'ane zükura. Erkeklik manasıyla beraber insan manasını burada dikkate almamız gerekiyor. Demek ki aslında racul kelimesi insan manası insanın karşılığında belirlenmiştir. Ama bununla beraber biz zükurat, erkeklik anlamını da dikkate alarak bu ismi tayin ettik. Şimdi işte bu yukarıda anlatmaya çalıştığımız şey buydu. Bir zat-ı muayyen vardı. Bir de onun yedeğinde onunla ilişkili bir anlam daha oluyordu. Evet. Ve huve yani bu erkeklik manası, zükurat manası leyse manen li lafzin yuşarikur racul fil madde. Şimdi bu zükuret manası, yani zükuret, zükuretü kelimesinin gösterdiği mana, leyse manen li lafzin yuşarikur racul fil madde, racul kelimesiyle aynı kök harflerine sahip bir başka kelimenin medlulü olan bir mana değildir. Yani zükuret manası
Bakın V, K ve R harfleri var kökünde bu kelimenin. Bunun gösterdiği bir mana, zükuret manası, erkeklik manası. Ve bu kelime racül kelimesiyle aynı harflere sahip bir kelime değil. Maddesi açısından bakıldığında. Dolayısıyla burası ne olmuş oldu hocam? İkinci kısmın örneği olmuş oldu racül kelimesi. Yani ikinci kısım dediğimiz neydi? Birincisi o muayyen zatın yanındaki ikinci mana bir başka kelimenin anlamı olur. Ve o bir başka kelimeyle bizim asıl ismimiz ortak bir köke sahip olur demiştik. Birinci durum buydu. İkinci durumda böyle bir ortak kök olmaz demiştik. İşte bu ikinci durumun örneği olmuş oldu. Racül kelimesi. Yani insan ve zükuret manası üzerinden açıkladığımız üzere. Vel evvelu, peki birincisine dönecek olursak tekrar, yani ortak kökten gelmesi durumuna dönecek olursak, imma en yekune zâlikel ma'na, yani bu muayyen zatın yanında, o muayyen zatla birlikte düşündüğümüz ve onu o muayyen zatla ilişkili olan, yani bu ikinci mana ve aynı kökten gelen bir başka kelimenin gösterdiği bu ikinci mana, imma dâhilen fil mevdu'i lehu evla. Burada da şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Bu ikinci mana bizim asıl zat-ı muayyene belirlediğimiz ismin, o ismin mevzulehine dahil midir, değil midir? O mevzulehin parçası mıdır, değil midir? Sorusu gündeme gelir burada. Es-sani, yani mevzulehe dahil olmaması durumu, kel ahmeri, mesela ahmer kelimesi örneğinde olduğu gibidir. Şimdi ne kastediyor bununla? Okuyalım. İza cu'ile alemen li zati şahsin fihi humratun. Yani burada şöyle düşünmemiz lazım. Ahmer kelimesi malumunuz kırmızı demek arkadaşlar. Normal şartlarda ahmer kelimesi sıfattır. Şöyle neredeyiz burada? Kel ahmer, evet şuradayız. Normal şartta ahmer kelimesi sıfat. Kırmızı demek. Burada ise izâ cu'ile alemen lizâti şahsin fihi humratun. Yani kendisinde kırmızılık bulunan, yani vücudunda, teninde kırmızılık bulunan bir şahıs düşünelim. Biz bu şahsın özel ismi olarak ahmer kelimesini belirlediğimizi düşünelim. Şimdi burada nasıl oldu? Şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz ahmer kelimesini şey yapıyoruz, belirli bir, muayyen bir zatın karşılığında tayin ediyoruz. Bu zatla beraber bunun yedeğinde de bir kırmızılık manasını dikkate alıyoruz, düşünüyoruz. O kişi de gerçekten de böyle bir kırmızılık manası var. Ve o kişideki bu kırmızılık manasını ifade eden kelime ne? Humratun kelimesi, değil mi? Kırmızılık kelimesi. Ve bu kırmızılık manasını gösteren kelime ile bizim o kişiye belirlediğimiz olan ahmer kelimesi aynı kök harflerine sahip. Ancak buradaki asıl ayrım neydi? Mevzu lehine dahil midir, değil midir sorusuna gelmiştik. Burada diyor ki es-sani, yani ikincisi dediği dahil olmayan, yani birincisi dahil olur, ikincisi olmaz demiştik. Biz şu an dahil olmayan kısmı, yani mevzu lehine dahil değildir kısmını açıklıyoruz. Adamdaki kırmızılık o ahmer kelimesinin mevzu lehinin parçası değildir burada. Neden? Çünkü ahmer kelimesi o kişinin özel ismidir. Yani nasıl Hasan bir kişinin özel ismi ise, nasıl ki Ayşe bir kişinin özel ismi ise ve o özel isim o kişiyi gösteriyorsa zat olarak, şimdi oradaki kırmızılık o ismin medlulünün parçası değildir bu durumda, bu örnekte yani. Devam ediyorum. Sanıyorum belirginleştiriyoruz yani meseleyi. Evet. Şimdi bir örnek daha verecek burada. Vel hamru demiş. Vel hamru li şerabil mahsus. Hamr kelimesine bakalım. Yani malumunuz hamr kelimesi sarhoş edici içecek anlamında kullanılıyor. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Yani belirli bir, işte üzümden elde edilen belirli bir içecek. El hamr li şerabil mahsus. Belirli bir içeceğin adı olarak
hamr kullanılıyor. Niçin? Burada B harfi var hocam. Şöyle demiş metinde. Bi muhameratihi demiş. Şuradaki B harfi lam harfi olursa daha güzel olur. Bu B yanlış burada. Li muhameratihi olacak. Yani niçin bu içeceğe hamr denmiş? Li muhameratihi el akle. Yani aklı örttüğü için. İnsan o içkiyi içtiğinde aklını örttüğü için o içki. Yani akıl elden gidiyor. İnsan ne yaptığını bilemez hale geliyor. Bu nedenle ona hamr denmiş. Şimdi bakın burada da yine az önce konuştuğumuz ahmer kelimesindeki gibi bir durum var. Yani şöyle bir durum var. Elimizde bir zat var. Zat-ı muayyen var. Nedir o? İşte şarabı mahsus. Belirli bir içecek var. Biz bu içeceğe hamr adını vereceğiz. Ancak burada nasıl bir o zatla beraber nasıl bir manayı düşünüyoruz? Aklı örtme manası var, değil mi? Kişinin aklını örtmesi manası var. Bu aklı örtme manasını gösteren bir başka lafız var. Neydi o? El-muhamere lafzı. Muhamere lafzı bu akıl örtme işini gösteriyor. Ve bu muhamere lafzıyla bizim hamr lafzımız aynı kök harflerine sahip. Ancak bu muhamere manası, yani aklı örtme manası aslında hamr kelimesinin gösterdiği zatın, yani o mevzulehin parçası değil. Doğrudan parçası değil yani. Az önceki ahmer kelimesinde olduğu gibi. Şimdi demek ki burada verdiğimiz örnekler mevzulehin parçası olmaması durumu. Aynı kök harflerine sahip olsa bile mevzulehin parçası olmaması durumunun örnekleriydi. Vel evvelu. Şimdi yukarıda dedik ki es-sani dedik. Yani mevzulehin parçası olmaması durumunun örneklerini verdik. El evvel şimdi de o mevzulehin parçası olduğu durumun örneklerini vereceğiz. Yani aynı kök harflerinden gelecek o diğer manayı gösteren lafız ama aynı zamanda o bizim zat-ı muayyenin yani mevzulehimizin parçası olacak. Bizim asıl ismimizin parçası olacak o yedek mana. Ne gibi? Ke esma-iz zaman vel mekan vel âle. İsmi zaman, isim mekan, ismül alet gibi şeyler, kalıplar bu durumun örneklerini teşkil eder. Mesela ismi zaman, isim mekan örneğini düşünelim. Mesela maktel kelimesi hem ismi zaman hem isim mekan olarak düşünülebilir. Bunun örneğini teşkil eder. Ya da mesela isim alet örnek verelim mesela. Miftah örneği mesela. O da isim aletin örneğini teşkil eder. Başka bir iki örnek daha veriyor mesela. Kel ilah demiş. İlah kelimesini örnek vermiş. Vel imam demiş. İmam kelimesi. Vel kitap. Vel kitap kelimesini örnek vermiş. Şimdi burada ismi zaman, ismi mekan üzerinden ya biraz açabiliriz belki konuyu. Nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Mesela maktel kelimesini düşünelim. Şimdi maktel kelimesinde ismi mekan olduğunu düşünelim mesela maktel kelimesinin. Ne demek maktel? Öldürme yeri demek. Yani bir kişi bir yerde öldürülmüş diyelim. Oraya maktel deriz biz. Ya da mesela meşhet diyoruz değil mi? İşte Murat Hüda Bendigar Kosova'da savaşta şehit oldu. Oraya mesela meşhet deniyor. Yani Murat Hüda Bendigar'ın şehit edildiği yer anlamında meşhet adı veriliyor oraya. Şimdi maktel örneğinden gidelim. Şimdi maktel kelimesi bir defa bir muayyen bir zat var ortada. Yani bir yer var. Oraya maktel diyoruz. Burada maktel kelimesinin manası aslında bir öldürme yeri ya da öldürülme yeri diyelim. Şimdi burada bir yer var, bir de öldürme manası var değil mi? Katil manası var. Şimdi katil kelimesiyle maktel kelimesi aynı kökten geliyor, doğru mu? Doğru. Ve aynı zamanda katil manası maktel kelimesinin mevzulihinin parçası aynı zamanda. Yani bu şey gibi değil, ahmer gibi değil ya da hamır gibi değil. Çünkü maktel dediğimiz zaman içerisinde katil olan mekan demek. Yani mutlaka katil manasını o mevzuleyin parçası olarak düşünmemiz gerekiyor. Böyle bir izah yapılabilir. Mevzuleyin parçası olması ve olmaması durumu arasındaki farkı kısaca böyle
ifade etmiş olabiliriz. Şimdi biraz daha okuyalım. İnşallah biraz daha açılacak. Şimdi buraya kadar yukarıdaki açıklamaları şu başlık altında yaptık. İmmâ en yekûne, şöyle şurada bakın. Ne dedik yukarıda? İmmâ en yekûne, bulmaya çalışıyorum. Evet, İmmâ en yekûne, bir saniye. Evet, şurada. İmmâ en yekûne mavdu'an li zâtin muayyenet. Bu zât-ı muayyen üst başlığının altındaki kısımları okuduk buraya kadar, tasnif ettik. Şimdi وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضُعًا لِزَاتٍ مُبْهَمَةٍ kısmına geçiyoruz. Yani isim ya muayyen bir zata ya da müphem bir zata tayin olunur. İkinci kısma geçmiş bulunuyoruz. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضُعًا لِزَاتٍ مُبْهَمَةٍ مَعَ مَعَنًا مُعَيَّنٍ. Ancak bu müphem zatla beraber muayyen bir mana söz konusudur burada. Mesela ne gibi? Keddaribi vel madrubi vel haseni vel ahseni vel ahmeri el gayril a'la. Şimdi ne gibi mesela örneklerimiz vermiş? Darib, yani ismi fail örneği, güzel. Vel madrub, isim meful örneği, bu da tamam. Vel hasen, sıfat-ı müşebbeh örneği. Vel ahsen, ef'alü tafdil örneği. Vel ahmer, ef'alü sıfa örneği. Bunların tamamı arkadaşlar sıfat başlığı altında yer alan lafız türleridir. Müphem bir zatın karşılığında ama muayyen bir mana ile birlikte, muayyen bir mana içerecek şekilde müphem bir zata belirlenmiş olan lafız türleridir. Burada bir ayrıntı var. Yani gayril alam, yani özel isim olarak kullanılmama koşuluyla. Yani yukarıda ahmer kelimesi de geçti, hatırlayalım. Ama orada bir kişinin özel adı olarak geçiyordu. Burada ise sıfat olarak kullanıyoruz. Yani bildiğimiz kırmızı manasında kullanıyoruz. Özel isim olmama koşuluyla yani. Şimdi hadihi hiyel aksamu el mutahakkikatu. İşte bu ismin kısımları olarak sayabileceğimiz mütehakkik olan, gerçekleşen kısımlar bunlardır. Evet. وَالْمُرَادُ بِالزَّاتِ. Peki burada zat derken yani ne dedik burada? İşte müphem bir zatın karşılığında ama muayyen bir manayla birlikte demiştik değil mi? Burada zat derken tam olarak neyi kastediyoruz? مَا هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّ. Yani zat derken aslında biz bağımsız şekilde anlaşılabilen bir şeyi kastediyoruz. Manayı kastediyoruz. El müstakilü bil mefhumiye. Bağımsız şekilde anlaşılabileni kastediyoruz zat derken. Seveun kâne kaimen bi nefsihi ev bi gayrihi. Bu müstakil şekilde anlaşılabilen mana ister cevherlerde olduğu gibi kaimen bi nefsihi olsun, ister arazlarda olduğu gibi kaimen bi gayrihi olsun. Yani varlıkta İster kendi başına bulunsun, ister bir başkası aracılığıyla, vasıtasıyla, bu fark etmez. Eğer bağımsız şekilde anlaşılabiliyorsa, yani dil bilgisi açısından, gramer açısından, başka lafızlara bağımlı olmaksızın kendi başına anlaşılabiliyorsa, bu bizim zat derken kastettiğimiz şeyi karşılar. Ama burada zatı anlattı. Ve bil mana, peki mana kelimesinden neyi murad ediyoruz? Ma la yekunu kezalike. Yani bu şekilde, yani bağımsız şekilde anlaşılamayan şeyi kastediyoruz mana derken. Niçin? Liştimalihi ala nisbetin ma. Çünkü bu mana dediğimiz şeyde bir nispet barındırdığı için. Yani burada nispet dediğimiz şey, malumunuz nispetin tarafları vardır. Nispet çünkü yapısı gereği iki taraf arasında gerçekleşen bir şeydir. Dolayısıyla nispet dediğimiz şey varsa nispetin anlaşılabilmesi için onun taraflarının bilinmesi icap eder. Dolayısıyla burada nispetin anlaşılması başka şeylere bağlıdır, bağımlıdır.
O bakımdan da müstakillun bil mefhumiye değildir yani nispetin anlaşılması. Şimdi biz burada mana derken böyle bir nispeti, içerisine nispet barındıran bir şeyi kastettiğimiz için dolayısıyla la yestakillu bil mefhumiye olmuş oluyor. Evet, demek ki zattan kasıt müstakil bil mefhumiye, manadan kasıtsa la yestakillu bil mefhumiye olmuş oluyor. Evet. Şimdi devamında da diyor ki ve bizzatil muayyene. Peki muayyen zat, muayyen zattan kasıt nedir? Ma'tubira fiha taayyunun ma. Yani diyor ki muayyen zattan kasıt illa böyle işte dış varlıktaki bir fert, bir kişi durumunda olduğu gibi fiziksel olarak gösterebileceğimiz açık seçik bir zat değil ama ma'tubira fiha taayyunun ma. Yani içerisinde herhangi bir şekilde bir taayyunun düşünüldüğü, dikkate alındığı zatlara biz muayyen zat diyoruz. Yani eğer o zat, zattan kasıt neydi? Bağımsız şekilde anlaşılabilen bir anlam. Eğer bu şey herhangi bir seviyede taayyun, bir belirlenim içeriyorsa biz buna muayyen, zat-ı muayyen deriz. وَاِنْ كَانَ مُتَوَغِّلًا فِي الْعُمُومِ. Yani bu sözünü ettiğimiz zat, zat-ı muayyen her ne kadar mütevagilen demek yani kamilen demek. Kamilen demekmiş. Mütevagilen fil umum. Yani kapsayıcılık ve umum genellik açısından son derece ileri düzeyde bir genellik içerse bile yani malumunuz müteayyin olması için sınırlarının dar olması lazım bir şeyin. Belirli hale gelebilmesi için değil mi? Kapsayıcılığının yani şeyinin mantıktaki şeyle düşünelim, kaplamının dar olması lazım. Her ne kadar diyor kaplamı yani içerdiği fertler genellik açısından, umum açısından çok ileri düzeyde umum olsa bile hatta la yastuk ala ba'di zevat. Yani öyle ki bazı fertleri yani bazı fertlere doğru şekilde yüklenemeyecek derecede bir genelliğe sahip olsa bile eğer bu zat bir parça da olsa bir taayyün içeriyorsa biz ona zat-ı muayyen deriz. Burada kastettiğimiz şey budur, zat-ı muayyen. Peki ve bil müpheme, peki zat-ı müpheme ile neyi kastediyoruz? Hilafuha. Yani bunun hilafını kastediyoruz. Fe yasduku alel cemi' ve zat-ı müphemde ne olmuş oluyor böylece? Yani herhangi bir şekilde taayyün içermeyen bir zat olmuş oluyor. Ve bütün fertleri bir biçimde o fertlerin tamamına, cemiyine sadık olmuş oluyor. Yani doğru şekilde yüklenmiş oluyor. Feyukal. Evet, şöyle metni de devam ettireyim. Feyukal. Evet. Feyukalu lil aksamil erba'ati el avvali el ismu ve lil hamisi as sifatu. Evet. Şimdi asıl şeye gelmiş olduk arkadaşlar. Yaptığımız taksimatta toplamda 5 şey ortaya çıktı. İlk 4 kısma arkadaşlar isim denir. Ve lil hamisi as sifatu. 5. kısım ise sıfat adını alır. Yani şöyle söyleyelim. Yukarıda yaptığımız taksimatta zat-ı muayyenin karşılığında belirlediğimiz isim vardı. Bunun alt başlıkları ortaya çıkmıştı. Burada 4 alt başlık ortaya çıktı. Bunlara isim diyoruz. Ama zat-ı müphem söz konusu olduğunda burada da ortaya çıkan bir şey vardı. Kısım vardı. Buna sıfat diyoruz. Toplamda 5 kısım ortaya çıkmış oldu. İsmin altında, isim başlığı altında. Fein kult. Şimdi tabii tartışmalar gelecek. Biraz daha iş çetrefilleşecek. Buraya kadar sanıyorum iyi geldik değil mi? Hasan Hocam, Musa Hocam. Gayet evet. İyi gidiyoruz bence hocam. Tamam. Takip zorlaşıyorsa şimdi şöyle işin doğrusu hani ben hatırlayacaksınız belki ilk oturumda da söylemiştim. Hani böyle bu dersleri şöyle düşünmeyin sakın yani işte bir kişiyi Ali Kuşçu'yu halletmiş, çözmüş, gelmiş bize anlatıyor gibi düşünmeyin de. Hani çözmeye çalışıyoruz beraber gibi.
Karşılıklı böyle şey olursa hani paylaşabilirsiniz. Fein kult. Yok. Şey de söyleyelim hocam size destek olarak katılımcılarımız chat bölümünden yorumlarını, sorularını da yazabilirler aslında. Tabii. Yapabilirler. Tabii. Eğer şöyle derseniz. Hunan kısmun sadisun. Burada altıncı bir kısım daha vardır. Siz beş kısma ayırdınız ismi ama biz altıncı bir kısımdan daha bahsedebiliriz. Ve huve nedir o altıncı kısım? Ma yekunu mevdu'an li zatin mubhametin bila i'tibari ma'nen fihi. Şimdi burada işin doğrusu biraz zor bir bölüm geliyor arkadaşlar. Bu arada tabii metinle alakalı da problemler var. Ben şerhten çözmeye çalışıyorum metinle ilgili sıkıntıları. Onları da atlamamaya çalışıyorum. Hani varsa böyle eklediğim bir şey diye bakmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi altıncı bir kısımdan bahsedebiliriz. O da مَا يَكُنُ مَوْضُعًا لِزَاتٍ مُبْهَمَ Mübhem bir zatın karşılığı olarak belirlenen ama بِلَا اِعْتِبَارِ مَعْنًا fihi. O mübhem zat ile birlikte o mevzulehte herhangi bir ek manayı dikkate almaksızın düşünülen ve bu şekilde belirlenen, vaz olunan lafızdır diyebiliriz. Altıncı kısmı bu şekilde ortaya koyabiliriz. Kelafsız zat. Mesela zat kelimesine bakalım. Zat lafzına bakalım. Yani burada zat lafzı altıncı bir kısım oluşturur demek istiyor muhalifler. Kultu buna mukabil, buna cevap olarak şöyle deriz. Huwa mundericun fil avvali. Yani burada zat lafzından kast olunan şey ya da zat lafzının kendisi, zat örneği aslında bizim yaptığımız taksimde birinci kısma dahil olur. Birinci kısım neydi arkadaşlar? Bizim yaptığımız taksimde bir muayyen zat vardı. Bu muayyen zatın yedeğinde diyelim. Herhangi bir anlamı dikkate almaksızın sadece o muayyen zatı düşünerek o muayyen zata bir isim tayin ediyorduk. Birinci kısım buydu. Diyor ki sizin burada söylediğiniz zat kelimesi, zat lafzı bu bizim birinci kısma dahil olur. Niçin? لِأَنَّهُ مَوْضُعٌ Çünkü bu zat lafzı vaz olunmuştur, belirlenmiştir. لِمَعَنَنْ مُتَعَيِّنْ مُسْتَقِلِّنْ fil mefhumiyye yani anlaşılmak bakımından bağımsız olan, müstakil olan yani kendi başına anlaşılabilen ve taayyün etmiş, müteayyin bir manaya konulmuştur zat lafzı. Mumtazin an cemi'il maani ve bütün diğer manalardan ayrışmış bir şekilde. Yani zihnimizdeki anlamlardan herhangi birisi olarak bağımsız, kendi başına anlaşılabilen, diğerlerinden farklı, ayrı bir anlam olarak zat lafzı belirlenmiştir. Kelafsül feresi bi aynihi. Mesela nasıl feres lafzı işte kendi anlamına tayin olunmuşsa zat lafzı da bu şekilde düşünülebilir. Eğer derseniz ki fe in utte kailen bizim bu açıklamalarımıza ya da cevabımıza mukabil siz eğer şu şekilde derseniz ki fassifetu leyset mevdu'aten lizatin mübheme. Şimdi fasifetu dediği burada arkadaşlar mesela darip gibi, madrup gibi şeyler, lafızlar. Fasifetu bu tarz lafızlar leyset mavdu'aten vaz olunmamıştır. Lizatin müphemetin. Müphem bir zatın karşılığında vaz olunmamıştır. Bel li muayyenetin lime hakkattehu. Sizin de nitekim ortaya koyduğunuz üzere, tahkik ettiğiniz üzere muayyen bir zatın karşılığında belirlenmiştir. Derseniz böyle, kultu biz buna mukabil şöyle cevap veririz. لِمَفْهُومِ الزَّاتْ اِعْتِبَارًا Burada sizin ortaya koyduğunuz zat lafzı, zat kelimesiyle ilgili olarak, yani zatın mefhumuyla alakalı olarak iki itibar söz konusudur. Yani iki açıdan düşünülebilir bu. Zat mefhumu. Ahaduhuma bu itibarlardan birincisi hususuhu ve imtiyazuhu an sairil mefhumat.
Birincisi, biz bu zat mefhumunu yani tekilliği içerisinde düşünebiliriz. Hususu bakımından düşünebiliriz. Tekil bir mevcut olması bakımından düşünebiliriz. Ve diğer mefhumlardan ayrışmış bir mana olması, yani ayrışması bakımından düşünebiliriz. Burada artık zat mefhumunun bizatihi kendisini, mefhumlar içerisinde bir mefhum olarak zat mefhumunun kendisini düşünebiliriz. Ve sani bu birinci bakış açısıydı. Ve sani ikinci bakış açısı ise şumuluhu vasitkuhu ala cemi'il ma'ani el müstakille. İkinci perspektifi ise zat mefhumunun kapsayıcılığı ve sıdkı, yani doğru şekilde yüklenmesi, sadık oluşu. Ala cemi'il ma'ani el müstakille. Yani bütün müstakil manalara doğru şekilde yüklenebilmesi durumudur ya da bakışıdır zat mefhumunun. Hatta ala nefsihi, hatta kendisine bile. Yani zat mefhumu ya da zat lafzı bizzat kendi kendisine de yüklenir bu manada. Çünkü kendisi de bağımsız bir mana olduğu için onun bir ferdi durumunda olmuş olur. Kendi kendisinin ferdi durumunda olmuş olur. Şimdi dolayısıyla burada şunu yapmış oldu. Zat lafzı ile ilgili aslında bir içleme açısından olaya baktığımızda, yani mantıktaki kavramlarla İçlem açısından bakıldığında zat mefhumunun işte müstakil olarak anlaşılabilen bir şey manası. Burada zat mefhumu diğer mefhumlardan ayrışmış bir mefhum olarak zihnimizde düşünülen bir mefhum olur. Yani tekilliği içerisinde, hususluğu içerisinde tek bir fert olarak düşünülmüş olur zat mefhumu. Bu cihetten bakıldığında, yani dış varlıktaki fertleri dikkate almaksızın düşündüğümüz zaman böyle bir tek bir mevcut olur. Ama bir de zat mefhumunu bütün dış varlıkta gerçekleşmiş ya da dış varlıkta olmak zorunda değil, zihnimizde de olabilir. Zat mefhumunun yüklendiği fertler açısından düşünebiliriz. O açıdan da bağımsız şekilde anlaşılabilen tüm manalar zat mefhumunun fertleri olmuş olur. Dolayısıyla iki cihetten bakılabilir bu kavrama demek istiyor Ali Kuşçu. Fabil itibaril evvel, birinci itibarla bakıldığında, yani kendisi olmak bakımından, yüklendiği fertler açısından değil de diğer manalardan ayrı bir mana olması cihetinden bakıldığında huve zâtun muayyenetun ve mündericun fil kısmil evvel. Bu açıdan bakarsak zat mefhumu nasıl işte aslan mefhumu, feres mefhumu bir mefhumsa, bağımsız bir mefhumsa, bu da öyle bir mefhumdur ve bu anlamda da birinci kısma dahildir. Bizim yaptığımız taksimdeki birinci kısma dahildir. Ve bil-i'tibâri sâniyi, ikinci cihetten bakacak olursak, yani yüklendiği fertler açısından bakılacak olursa, müphemetün, bu durumda da o zaman zat mefhumu müphem bir zat olur. Yani müphem bir mana olur. Ve me'huzetun fi, burada mefhum kelimesini ekleyebiliriz arkadaşlar. Ve me'huzetun fi mefhumu sıfat. Ve sıfat kavramı, sıfat kavramında verili olarak alınan bir şey olur. İkinci anlamıyla düşündüğümüz zaman fela mahzur, burada da herhangi bir mahzur yoktur. Dolayısıyla meseleyi bu şekilde cevaplandırmış olduk. Evet. Aşağı inebilir miyiz hocam? Buyurun. Şey, metni mi? He, kusura bakmayın, şey yapıyorum bazen. Şuraya geldik herhalde. Evet. Evet. Şimdi işin doğrusu bir taraftan metnin okunmasıyla ilgili de zorluklar var. Hani işte paragraflandırma problemleri var. Hani metni çözmek hakikaten bayağı bir zor hale geliyor bazen. Yani kelime düşüklükleri zaten o ayrı bir bahis. Yani eklemeler, çıkarmalar var. Düzenlemeyle ilgili şeyler var. Konunun kendisi de biraz çetin olunca tabii takip de zorlaşıyor. Anlamak da, anlatmak da zorlaşıyor. Yeni bir tahkiki ihtiyacı var değil mi hocam metnin? Tabii yeni bir tahkiki ihtiyacı var. Öyle yani, bayağı bazı yerlerde çok kötü durumlar var yani. Yani işin doğrusu hani bayağı kötü durumlar var.
Tabii yüksek lisansta çalışırken insan yani biraz itimat ediyor, güveniyor. Bir de girişte de böyle güzel bir şeyi vardı muhakkikin. Bir dirasesi vardı, incelemesi vardı. Öyle şey yaptık yani. Sonradan tabii fark ettim ben. Hani sonradan çok ya, pek çok yazma görülmemiş filan. Onları sonradan fark ettim yani. Evet. Evnekulu deriz ki ya da bir başka açıklama olarak neredeyiz hocam şu anda? Şuradayız değil mi? İkinci satır hocam evet. Evnekulu şuradayız. Evnekulu lafzu zat mavdu'un lihazel mefhum. Yani deriz ki zat mefhumu zat lafzı düzeltiyorum zat lafzı mavdu'un lihazel mefhum. Bu mefhuma yani bu mefhumdan kasıt ne? Ma yastakillu bil mefhumiyye. Yani bağımsız şekilde anlaşılabilen tırnak içerisinde bağımsız şekilde anlaşılabilen kavramı karşılığında belirlenmiştir, vazolunmuştur. Yani ma yastakillu bil mefhumiyye ve huve ma'nen muayyen. Yani bununla neyi kastediyorum? Ma yastakillu bil mefhumiyye bağımsız şekilde anlaşılabilen ve huve ma'nen muayyen ve muayyen olan bir manayı kastediyorum demek istiyor. Peki vel mu'teber fi mefhumus sıfa sıfat olgusunun yani sıfat olarak adlandırılan lafızların mefhumunda itibara alınan, dikkate alınan şey nedir? Ferdun minhu işte bu ma yestekillu bil mefhumiye dediğimiz kavramın fertlerinden bir tanesi olur. Yani onun doğru şekilde yüklendiği fertlerden biri olur. Ve huve mübhemun ki o zaten mübhem bir fert olacaktır. Bunu inşallah göreceğiz. Feteemmel. Bu meseleyi teemmül et, düşün dedi. Yani hani bazen böyle konuşuyoruz ya, mübarekler böyle problemleri açıklıyorlar. İşte fefhem filan, feteemmel şeklinde sonlandırıyorlar. Öyle bir yer geldi. Evet. Şimdi buraya kadar aslında Ali Kuşçu kendi taksimini yaptı. Yani muayyen zat, müphem zat üzerinden bir ana ayrım yaptı. Muayyen zatla ilgili dört alt başlığı ayırdı. Müphem zatla ilgili bir şey söyledi. Toplamda beş kısım ortaya çıktı. İlk dördünün isim olduğunu söyledi. Beşincisinin sıfat olduğunu söyledi. Ve bazı itirazları cevaplandırdı. Buraya kadar kabaca bunları yapmış olduk, bitirmiş olduk. Şimdi diyor ki, burada bazı karışıklıklar ortaya çıkabilir diyecek. Şimdi bunları konuşacağız. وَتَلْتَبِسُ الْاَقْسَامُ السَّلَاسَ الأخيرة للاسم بالصفة من جهة اعتبار الذات والمعنى في الجميع. Evet, şimdi diyor ki burada وتلتبس karışıklık yaşanabilir, karışabilir. الأقسام الثلاثة الأخيرة للاسم. Yani isim başlığı altında yaptığımız taksimatta son üç kısım, dört kısma ayırmıştık isimleri, muayyen zatın karşılığında belirlenen kısımlar. Bunların son üçü karışabilir. Ne ile? Bir sıfatı sıfat olan ile, sıfatla karışabilir. Ne açıdan karışabilir? Min ciheti i'tibari zati vel ma'na fil cemi. Yani bu zatın ve mananın dikkate alınması. Burada tabii zat ve mana kavramlarını nasıl anlamamız lazımdı hocam? Yukarıda şey yapmıştık, konuşmuştuk. Zat derken müstakilün bil mefhumiyi anlıyoruz. İster kaim bi nefsihi olsun, ister kaim ala gayrihi olsun fark etmez. Eğer kendi başına anlaşılabiliyorsa bir şey o zattır. Mana neydi hocam? Mana da kendi başına anlaşılamayan, nispet içeren şeydi değil mi? Böyle düşünmüştük, böyle tanımlamıştık. Şimdi bu iki olgunun itibara alınması açısından isimin bazı kısımlarıyla son üç kısmını kastediyor. Sıfat arasında karışıklıklar yaşanabilir. Böyle bir kavram kargaşası yaşanabilir. Sinyeme errabiye özellikle de dördüncü kısım hususunda bir karışıklık yaşanır. Bu dördüncü kısım dediğimizde ismi zaman, isim mekan gibi
şeylerdi değil mi? Örneklerdi. Li muşaraketihi as-sife. Çünkü bu dördüncü kısım, ismin dördüncü kısmı sıfatla ortaktır. Li muşaraketi sıfa, sıfatla müşterektir. Fi duhuli ma'nel muştak minhu fihi. Çünkü o müştak olan, aynı kökten gelen mananın o mevzulehe dahil olması açısından sıfatla bir ortaklıkları vardır. Bu cihetten bu tarz isimlerle sıfatların karışma olasılığı çok yüksektir diyor. Bi hilafis salis. Üçüncü örnek bu şekilde değildir. Üçüncü örneğin aksine. Li ademi duhulul manafi. Çünkü üçüncü örnekte, yani neydi bu örneğimiz arkadaşlar? Ahmer örneği vardı ya hani, kırmızı özel isim olarak kullandığımız zaman, hatırlayalım, bu örneği vermiştik. Burada o muayyen zatın eşliğindeki mana şeye dahil değildi, mevzulehe dahil değildi. Dolayısıyla bu üçüncü kısım bir hilaf-i salis dediği bu. Yani bu mevzulehe dahil olmadığı için bu kısmın hilafına dedik. Ve bir hilaf-i sani, ikinci kısmın da hilafına olur. Yani dördüncü kısmın şeyiyle, sıfatla olan iltibası, karışıklığı ikiden ve üçten başkadır demek istiyor. Peki ikinciden nasıl farklılaşır? Bu ikinci örnek de racul örneği arkadaşlar, hatırlayalım. Yani racul kelimesi insan manasına zükuret manasıyla beraber düşünüldüğünde belirlenmişti. Niçin böyle olur? لِيَنَّهُ لَيْسَ مُشْتَقُمْ مِنْهُ. Çünkü zaten racul kelimesiyle zükuret aynı kökten, aynı kök harflerinden gelen kelimeler değil. Böyle bir farklılık var. Peki şimdi vel farku, burada arkadaşlar şöyle bir şeye geçeceğiz şimdi. İsim olgusuyla, isim kavramıyla diyelim, sıfat arasındaki farkı açıklama mevzusuna giriyor şimdi Ali Kuşçu. Yani yukarıda şunu söyledi, belirtti. İsmin bazı türleriyle sıfat arasında karışıklıklar yaşanabiliyor. Şimdi Ali Kuşçu bu şeyi açıklayabilmek için, giderebilmek için kendisi isim ile sıfat olguları arasındaki farkı şöyle izah ediyor. Vel farku min cihetil ma'na vel istiamal. İsimle sıfat arasında hem anlam açısından, mana açısından, yani biz bunu vaz açısından diye okuyabiliriz, hem de istimal bakımından fark vardır. Emma min cihetil mana. Şimdi mana cihetinden bakalım. Feli ennezzat. Feli ennezzat fi aksamil isim. İsmin kısımlarında dikkate aldığımız, düşündüğümüz zat muteberatun, muteberdir, itibara alınır. Şöyle söyleyelim, burada ne demiş hocam? Evet, li nev'i demiş değil mi? Burada ben şöyle bir şey yaptım. Bi nev'i dedim. Bi nev'i te'ayyuni kema alimte. Yani ismin kısımlarında dikkate aldığımız, itibar aldığımız zat daha evvelden belirttiğimiz üzere bi nev'i te'ayyun, yani bir tür te'ayyun barındıran bir zat olması lazım. Yani muayyen bir zattan bahsediyoruz. İsmin kısımlarındaki zat dikkate aldığımız zaman, konuştuğumuz zaman burada bir taayyünden söz ediyoruz. Vahiyel maksudetu el asliyetu fiha. Ki yani buradaki fiha dediği fi aksamil isim. Ki bu zatın muayyen oluşu ya da muayyen zat diyelim, isimlerde, ismin kısımlarında asıl amaçlanan şey budur. Muayyen zatın kendisidir isimlerde maksat. وَاَتِبَارُ الْمَعْنَى. Peki ismin kısımlarında zat haricinde اَتِبَارُ الْمَعْنَى nedir? Yani mananın düşünülmesi, dikkate alınması meselesi nedir? لِتَعَيُّنِهَا اَوْ تَمَيُّزِهَا عَنْ غَيْرِهَا. Yani burada isimlerde asıl olan zattır, muayyen zattır. Bununla beraber düşünülen mana dediğimiz şey, o nispet içeren şey ise taayyünü ve diğerlerinden temeyyüzü bakımından dikkate alınmaktadır. Yani burada mana dediğim şey bizzat maksut bir şey değildir isimlerde. Demek ki hocam isimlerde olaya bakarken zat perspektifinden, zat cihetinden bakacağız. Zatı önceleyerek bakacağız yani. Yani zat asıldır. Bununla beraber düşünülen manalar
bu işin yedeğinde düşünülmüş olur. Ama sıfatlarda nasıl olacak? Sıfatlarda asıl olan zatı olmayacak. Birazdan göreceğiz. Sıfatlarda asıl olan o mananın kendisi olacak. Zat ona bağlı, tabi olmuş olacak yani. Evet. Şimdi isimle sıfat arasındaki farkı açıklarken zat ve mananın kullanımı bakımından demiştik. Şimdi ismi bitirdi. Vazzatü fis sıfa müphemetun mutlakan. Sıfatlarda ise zat dediğimiz şey zaten mutlak manada müphemdir. Belirsizdir yani. Vel mana, peki mana nedir sıfatta? Huve el garadul asliyyu fiha. Sıfatlarda asıl amaçlanan, asıl hedeflenen şey o mananın kendisidir, zat değildir. Yani mesela diyelim ki darip dedik ya da alim dedik mesela diyelim hocam. Alim dedik. Şimdi burada alim kelimesinde aslında bir ilim sıfatı var, ilim manası var değil mi hocam? Bir de ilmin tahakkuk ettiği bir kişi var. Burada alim kelimesi sıfat olarak kullanıldığında aslı olan şey ilim sıfat, ilim manasıdır. Yoksa o ilmin hangi zatta gerçekleştiği belirleyici değildir yani. Orada zatın müphem oluşu budur. Yani kim olduğu belirsiz. Alim. Hani kim bu? Ahmet mi Mehmet mi? Belirsiz. Ama evet, belirli olan şey ne? İlim. Evet. Sıfatlarda sıfatlarda asıl olan şey manadır. Zat ona bağlı İkinci bir unsurdur. Ama isimlerde hocam asıl olan zattır. Manalar ona bağlı ikinci unsurdur diyebiliriz. Evet. Ve itibaruz zat, peki sıfatlarda zatın düşünülmesi li daruretin, yani bir zaruret sebebiyledir. Niçin? Ennel mana la yukaldunaha. Yani sıfatlardaki mana ancak ve ancak bir zat aracılığıyla, bir zat sebebiyle düşünülebildiği için biz zatı mecburen orada dikkate alıyoruz. Yoksa bizim asıl işimiz o sıfatın, o sıfatı oluşturan manadır yani. Ve lizalike, bu nedenle fesseru as-sıfe. Ulema ya da dilciler diyelim, sıfatı şöyle tefsir etmişler, açıklamışlardır. Bir neyle? Ma yedullu ala zatin müphemetin ve manen muayyen. Müphem bir zata ancak muayyen bir manaya delalet eden kelimeye sıfat denir demişlerdir. Ya da ev ya da bir başka açıklamayla bir ma yedullu ala zat, bir zatı gösteren bir itibari manen huvel maksud. Yani kendisi asıl maksat olan bir mana itibarıyla, bir mana dikkate alınmak koşuluyla bir zatı gösteren kelimedir demişlerdir sıfat için dilciler. Evet. Şimdi buraya kadar yaptığımız açıklamalar, İsmin kısımları, sıfat meselesi, isim ve sıfatın kullanımı, aralarındaki fark vesaire konularına yaptığımız açıklama bakıldığında vakat zahara, vakat bâne demiş hocam. Bu zahara manasında, ben yanlış okudum, düzeltiyorum. Vakat bâne açığa çıkmıştır ki mimma fassalnâhu, yukarıdaki yaptığımız açıklamalardan şu anlaşılmıştır, açığa çıkmıştır. Ennehu la yumkinu en yekûne ma'nel isim ve sıfe vâhide. İsim ve sıfatın aynı şey olması, aynı mana olması ya da ismin manasıyla sıfatın manasının tek bir şey olması mümkün değildir. La yumkin en yekûne ma'nel isim ve ma'na sıfeti vâhiden. Bunların tek bir şey olması manaları mümkün değildir. Ev yekûne mütesaviyeyn, ya da birbirine eşit olmaları da mümkün değildir. Niçin? لِأَنَّ الزَّاتْ الْمُبْهَمَ, çünkü müphem zat اَعَمُّ مِنَ الْمُعَيِّنَ اَلْبَتَّتَ, çünkü müphem zat kuşkusuz muayyen olandan daha kuşatıcıdır, daha kapsayıcıdır. Şimdi hocam burada bir şey var, yani bu şerhte de bunu baktım ama bulamadım. فَمَلْكَالَ sahibül keşşafla başlıyor, diğer sayfada şeye kadar geliyor. Kale El-Fadir-i Şerif'e kadar geliyor. Burası böyle sanki hani metinde bir sıkıntı mı var, yoksa ben çözemedim bu kısmını yani. Şerhte de bulamadım ama burayı bir okuyalım. Ne demek istiyor bakalım beraber, anlayabilirsek yani. Ama akışta, yani metnin akışında böyle bir problemli bir yer gibi duruyor işin doğrusu. Tahkik etmek lazım yazmalardan. Diyor ki فَمَا كَالَ سَاهِبُ الْكَشَّفِ, keşşaf sahibi Zemahşeri, Allame Zemahşeri'nin söylediği min ennel ilahe
ilah kelimesi nedir? Min esma'il ecnas. İlah kelimesi cins isimlerdendir şeklindeki açıklaması. Yakav ala ma'budin bi hakkin ev batilin. Yani ister hak olsun, ister batıl olsun, tüm mabutlara, yani kendisine ibadet edilen her türlü varlığa geçerli olan, yani vaki olan, kullanılan diyelim, bir isimdir. Cins isimlerdendir bu ilah kelimesi ve hak ya da batıl olsun fark etmez, tüm mabutlara şey olur, vaki olur. Yakav ala gerçekleşir, kullanılır yani. Şimdi burada Mahmud alel istigrak demiş. Gayru hakikiyin. Şimdi burada yani tam olarak ne kastediyor? İşin doğrusu ben kendim de çözemedim. Yani şuraya kadar yani problemli gördüğüm yeri okuyayım. Orayı beraber isterseniz bakalım, yani anlayabiliyorsak. Mahmudun alel istigrak gayri hakiki. Yani hakiki değildir bu demek istiyor. Mahmudun alel istigrak bu tam olarak ne demek? Hasan Hocam bilemiyorum, sen bir şey çağrışıyor mu sana ama. Mahmud hani hamd edilen, hani kendisine şey yapı övülen demek. Evet. Yani Zemahşeri tam ne demeye çalışıyor onu anlayamadım ben. Ve la yeb'udu uzak bir ihtimal değildir. Ennehu kasada lehu şumule sınfeyn. A'nil hakka vel batıl. Diyor ki burada hak ve batıl şeklindeki iki sınıfın şumulünü, kuşatıcılığını kastetmiş olması uzak bir ihtimal değildir. La şumule efradiha, fertlerinin şumulünü değil demek istiyor. Yani burada Zemahşeri'den yapılan bir alıntı var. Ben bunu şerhte de bulamadım işin doğrusu. O yüzden kafam da karıştı biraz. Yukarıdaki şeyle de bağlantısını çok kuramadım. O bakımdan böyle bir şey kısım var. Kale el-Fadl-ı Şerif meselesinden şöyle devam ediyoruz. Seyşev Cürcani rahimahullah buyurmuş ki, söylemiş ki el-ma'nel mu'teber fil kısmi salis ve rabi. Üçüncü ve dördüncü kısımlarda, yani bizim yaptığımız taksimde muayyen zatın karşılığında konulmuş olan isimler derken dört kısımdan bahsetmiştik. Bunların üçüncüsü, yani ahmer kelimesi, ikincisi de racüldü hatırlayalım. Üçüncüsü ahmer kelimesiydi. Yani kendisinde bir kırmızılık bulunan bir kişiye ahmer kelimesinin özel isim olarak verilmesi örneğiydi. Dördüncüsü ise neydi arkadaşlar? İşte maktel gibi ismi zaman, isim mekan örnekleri vesaire. Bunun gibi örneklerdi. Demiş ki Seyşev Cürcani, bu örneklerdeki düşünülen, dikkate alınan mana murakcihun littesmiye, adlandırmanın tercih sebebi olarak işlev görür. Yani bir insana niçin kırmızı kelimesi özel isim olarak belirlenir hocam? Çünkü yüzünde baktık bir kırmızılık var. Teni kırmızı, pembemsi, kırmızımsı. Ha dedik biz buna böyle bir kırmızı ismini koyalım özel isim olarak. Şimdi bu durum o ismi, o kişiye özel isim olarak koymanın bir tür tercih sebebi. Yani çağrıştıran bir şeydir. Yoksa la musahhihun lil itlak. Yoksa o ismin, o kişiye konulmasını mümkün kılan bir ana unsur değildir. Musahhih, yani onun sıhhatini sağlayan bir şey değildir. Yani o kişinin yüzünde kırmızılık olmasaydı biz bu kişiye ahmer kelimesini özel isim olarak koyamazdık gibi bir durum söz konusu değildir burada diyor Seyşev Cürcani. Nasıl bir durum vardır? Bu sadece bir şeydir, yani o ismi belirleyen kişiyi yönlendiren bir unsurdur, yani tercih, müreccih bir sebeptir demek istiyor sadece. Burayı anlatabildiğimi zannediyorum. Evet. Fela yattaridani fi kulli ma yucedu fihi zalikel mana. Nitekim bu mananın olduğu her durumda söz konusu isimlerin konulması düzenli olarak gerçekleşmez. Yani yüzünde, derisinde, cildinde kırmızılık bulunan her insana kırmızı ismi, özel isim olarak konulacak diyemeyiz. Yani böyle bir şey mümkün değil. وَفِسْ صِفَةِ مُصَحِّهُنْ لِلْاَطْلَاءِ. Ancak sıfatlara bakıldığında o sıfatlarda düşündüğümüz manalar o sıfat olan kelimenin vaz edilebilmesi için zorunlu koşuldur.
Yani biz bir insana alim diyeceksek onda ilim sıfatı olmak zorunda. Yoksa alim diyemeyiz. İlim manası alim sıfatının vazgı için, ıtlakı için zorunlu koşuldur. Sıhhatinin koşuludur yani. Ama diğer örneklerde böyle değildir. Hangi örnekleri kastetti Şeyh Cürcani? İşte ahmer kelimesi gibi ya da dedi ki dördüncüler de böyledir dedi. İşte maktel gibi örneklerde böyledir dedi. Yani Şeyh Şerif kısaca böyle bir ayrım yaptı. Sıfatla diğer isimler arasında. Üç ile dört arasında özellikle. Yani dedi devamında. Yani inne ma'teberel vâdi'u el ma'ne vâzı lafızları belirleyen zat i'teberel ma'ne bu manayı düşünmüş, dikkate almıştır. Fî kullin min enva'i burada sıyga kelimesi geçiyor. Bu yanlış. Bu sıfat olacak. Bu olmaz yani. Çok yanlış bu kelime. Sıfat olması lazım o kelimenin. Yani fi kulli min enva'i sıfa. Yani bütün sıfat türlerinde diyor. Vaazın vaazı dikkate almıştır manayı. Bütün sıfat türlerini bi vecin mahsusin min ettaalluki bizzat yani özel olarak zatla ilişkisini, taallukunu dikkate almıştır. Niçin? Li yasihha itlaquha ala kulli ma yujad fihi al-ma'na bi zalika al-wajh. Yani o mananın bu şekilde, bu tarzda kendisinde bulunduğu her bir örnekte o kelimenin kullanılabilmesi için, ıtlakının sahih olması için sıfatlarda böyle bir durumu dikkate almıştır. Mesela keddaribi. Örnek olarak darip kelimesine bakalım. Açıklamalar biraz çetrefil yani cümleler biraz zor geliyor ama örnek üzerinden daha netleştirelim. Darip örneğine bakalım. Şimdi darip yasihu itlakuhu bu kelimenin ıtlakı kullanılması yani istimali sahihtir. Ala külli mekame bihi darp. Yani darp eylemini gerçekleştiren, aslında bu menkame bihi daha güzel olur. Darp eylemini gerçekleştiren tüm öznelere bizim darip dememiz sahihtir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani her kim ki darp eylemini yapar, biz o kişiye darip diyebiliriz. Burada bir şey var yani. Bir sıfat var. Burada bir anlam, mana düşünülüyor. Darp manası düşünülüyor. Ve bütün örneklerde bu geçerli de demek istiyor. Vel madrup, mesela madrup örneğine bakalım. Yasihhu itlakuhu ala kulli men kame bihi darp diyelim. Şey, düzeltiyorum. Vel madrup yasihhu itlakuhu ala kulli ma vaka aleyhi darp. Yani darp eyleminin vaki olduğu her kişide diyelim. Darp eyleminin, darp fiilinin üzerinde gerçekleştiği her zata biz madrup kelimesini kullanabiliriz. Ona biz madrup diyebiliriz. Bir başka örnek, vel ahmeru, mesela kırmızı kelimesine bakalım. Yasihhu itlakuhu ala kulli ma lemnuhu humratun. Yani kendisinde kırmızılık bulunan, yani rengi kırmızı olan her nesneye, her mevcuda biz ahmer kelimesini kullanmamız sahihtir. Çünkü vaazı bu manayı bu şekilde itibara almıştır, düşünmüştür. Evet. Şimdi diyor ki ve fi kısmeyil isim isim taksimindeki iki kısım, yani üçüncü ve dördüncü kısımlar bunu kastediyormuş. Ve fi kısmeyil isim üçüncü ve dördüncü kısımlar. Yani burada neyi kastediyordu? Ahmer örneği ile maktel ve benzer örnekleri kastediyordu. Ma'teberehu lizalike vaazı bu manayı dikkate aldı, düşündü. Niçin? Kullanımız sahih olsun diye. Az önce anlattığımız şekilde bütün örneklerde kullanılabilsin, geçerli olsun diye bu manayı dikkate aldı. Ve illa aksi takdirde ne olurdu peki? Le sahha itlakul ahmer ellezî huvel alem alemuş şahs. Aksi takdirde diyor ahmer kelimesi bir kişinin özel ismi olarak düşünüldüğünde ahmer kelimesi ala şahsin âhara fîhil humra. Yani kendisinde kırmızılık bulunan başka bir şahsa da kullanılması sahih olurdu. Yani demek istiyor ki biz ahmer kelimesini özel isim olarak kullandığımız zaman
o kişiyle ilgili olarak bu manayı düşünüyoruz. Aksi takdirde ne olurdu? O zaman kırmızılık gördüğümüz her şahsa Ahmer özel ismini vermemiz geçerli bir durum olurdu. Evet, ve illa lesahha itlakul ahmer ellezi huve alemuş şahs ala şahsın a harfi'l humra. Kendisinde kırmızılık bulunan her kişiye bu ismi alem olarak vermemiz sahih olurdu. Bizelikel vaz'i, yani bu vaz sayesinde. Yani biz bir kişiye Ahmer adını özel isim olarak belirledik. Bu sayede sanki bir sıfatmış gibi tüm kişilere, kendisinde kırmızılık bulunan tüm kişilere bunun alem olarak kullanılması mümkün olurdu. Ayrıca vele sahha, yine benzer şekilde sahih olurdu. Itlakul hamri, hamr kelimesinin kullanılması sahih olurdu. Ala gayri hada şarab, bildiğimiz belirli bir içecek dışındaki diğer şeylerde de kullanılması, hamr kelimesini kullanması geçerli olurdu. İzeşteddâ ve hâmeral akle. Yani o içecek işte böyle bir yani şey olduğunda, insanın aklını örttüğünde, şiddetlendiğinde ve insanın aklını örttüğünde hangi içecek olursa olsun bizim o içeceğe hamır adını koymamız geçerli olurdu. Başka, ve itlakul miftah, yine benzer şekilde miftah kelimesinin kullanılması geçerli olurdu. Alel isba'i, parmak için. Yani biz miftah kelimesini parmak için de kullanabilirdik. İza futiha bihi miglakul bab. Yani biz parmağımızı kullanarak diyelim ki bir kapının kilidini açtık bir şekilde. Artık bu nasıl oluyorsa tam bir anlayamadım onu. Böyle bir şey gerçekleşti diyelim. Artık biz parmağa da miftah kelimesini kullanabilirdik. Çünkü bu artık açma işini gördü. Orada bir açma işlevi gördüğü için böyle bir şey sahih olurdu. Başka, ve itlakul kitab alel cidar. Mesela biz duvara kitap kelimesini kullanabilirdik. Bu sahih olurdu. İza kütübe aleyhi şeyun. Yani duvara herhangi bir şey yazılsa duvarın üstüne. Ha, demek ki üzerine yazı yazılan bir şey oldu bu artık. Demek ki biz buna kitap diyebiliriz. Diyebilirdik. Lakinnehu la yasihu. Ancak bütün bu kullanımların hiçbirisi sahih değildir. Bel bilakis i'teberahu, yani vaazı bu manayı dikkate almıştır. Li yuzhira enne vada'a hadal isim lehu evla ve ensep min sairil esma. Yani buralarda işte bu işte o insandaki kırmızılık gibi vesaire verdiğimiz örnekler bu kelimelerin kullanımının sıhhatini sağlamaz. Sadece ve sadece bir tercih sebebi oluşturur. Ve bu kişiye, yani üzerinde kırmızılık olduğunu gördüğümüz zaman diyebiliriz ki ya başka bir isim vermektense bu kırmızı ismini bu kişiye özel isim olarak vermek daha münasiptir. Yani hazel isim lehu evla ve ensep min sairil esma, diğer isimlerden daha münasip durur şeklinde bir tercih sebebi oluşturur. Yoksa o ismin o zata kullanımının sıhhatini teşkil etmez yani bu mana, ondaki kırmızılık manası. Dolayısıyla yani bunu şöyle ifade edelim. Burada dikkate aldığımız şey yani yeter şart, gerek şart değildir. Sadece bir diğer ihtimallerin dışında belirli bir ihtimali seçmeyi bize yani işaret eden bir şeydir yani. Yoksa biz mecbur değiliz, başka bir şeyde tercih edebiliriz. Şimdi burada Seyyid Şerif Cürcani'nin açıklamalarını okumuş olduk. وَنَحْنُ نَكُولُ. Şimdi Ali Kuşçu Seyyid Şerif Cürcani'nin açıklamalarıyla alakalı kendi görüşlerine geçiyor burada. وَنَحْنُ نَكُولُ kısmı artık Kuşçu'nun Cürcani ile ilgili şeyleri, itirazları da gelecek şimdi. Evet, şöyle gelelim. مَا قَالَهُ, burada bir hü zamiri eksik kalmış. Çok önemli değil ama olsun. مَا قَالَهُ صَحِيهٌ فِي الْقِسْمِ السَّالِسِ. Diyor ki Seyyid Şerif Cürcani'nin diyor üçüncü kısımla alakalı, yani Ahmer kelimesiyle alakalı söyledikleri diyor doğru. Ya da Ahmer kelimesi gibi olan örneklerde söyledikleri geçerlidir, doğrudur. Evet. Emme fil kısmı rabi, ama dördüncü kısımla alakalı sözlerine gelince, neydi dördüncü kısım? İşte maktel gibi, işte miftah gibi vesaire örneklerle ilgili sözlerine gelince
فاعتبار المعنى مصحح للإطلاق. Diyor ki sen diyor üçüncü isim isimlerin üçüncü kısmında tamam dedi, yani bu tercih mürecihtir dedin, yoksa ıtlakın sıhhati buna bağlı değildir dedin, bu doğru, tamam eyvallah. Ama sen dördüncü kısım için de aynı şeyi söylüyorsun. Yani diyorsun ki dördüncü kısımda da maktel gibi miftah gibi kelimelerde de oradaki katil manası ya da fetih manası şeydir diyorsun. Bir tür mürecihtir diyorsun. Yoksa diyorsun kelimenin ıtlakı için onun sıhhatinin sebebi değildir diyorsun. Ali Kuşçu diyor ki hayır. Emma fil kısmı Rabi dördüncü kısımda fe'tibarul mana, o mananın itibara alınması musahihun lil ıtlak, o ıtlakın sıhhat şartıdır diyor. Yoksa mürecih şeklinde görülemez diyor. Şimdi Ali Kuşçu'nun kendi görüşlerine geçiyoruz. Emma fismi zaman vel mekan fezahir. Diyor ki İsmi zaman ve ismi mekan örneklerine bakıldığında durum açıktır aslında. Niçin? لِيَنَّ كُلِّ زَمَانْ اَوْ مَكَانْ. Çünkü tüm zamanlar ve mekanlar يَكَوْ فِيهِ darp, yani içerisinde darp eyleminin vaki olduğu, darp olgusunun gerçekleştiği tüm zamanlar ve mekanlar يَسِيْهُ اِطْلَاقُهُ, düzeltiyorum, يَسِيْهُ اِطْلَاقُ bir saniye. Yasihu itlakullu madrib olacak arkadaşlar. Bu madrup demiş. Bu yanlış. Böyle olmaz. Çok yanlış bir tercih bu. Yasihu itlaku el madrib aleyhi dememiz lazım. Çünkü bu isim meful kalıbı. Biz ismi zaman isim mekanı konuşuyoruz. Yani diyor ki içerisinde darp olgusunun vaki olduğu zamanlar ve mekanların tamamı için biz madrib kelimesini kullanabiliriz. Bu sahih olur. Nerede bir darp olayı olsa biz oraya madrip deriz kardeşim. Hangi zaman diliminde bir darp olsa biz o zaman dilimine madrip deriz. Hiç düşünmeden yani. Kema enne kullu ma yekumu bihi darp yasihu itlaku darip aleyh. Nitekim mesela darp eylemini kim gerçekleştirirse, hangi özne bunu yaparsa biz o kişiye nasıl darip diyebiliyorsak hiç düşünmeksizin, aynı şekilde darbın vaki olduğu mekana da zamana da hiç düşünmeden madrip deriz. La tefavute beynehuma. Bu iki durum arasında, yani ismi fa ismi mefulle zaman mekan sigaları arasında herhangi bir tefavut, bir derecelenme, bir farklılık yoktur. İlla bir taayyunü zat ve ademihi. Taayyun demiş, bu taayyun olması lazım, daha güzel duruyor. Yani zatın taayyunu ya da ademi taayyunu farkı olabilir. Bunun dışında bir derecelenme vesaire söz konusu olmaz. Nasıl herkese, her zata darip diyebiliyorsak, darp gerçekleşiyorsa, darbı yapan her kişiye darip diyebiliyorsak, zaman mekan kalıplarında da bunu kullanabiliriz. Evet, ve haza, yani bu tefavut, bu hazadan kasıt şu tefavutu kastediyor. Bu tefavut la dahile lehu fima nahnu bisaddadihi. Yani burada zatın taayyunu ya da ademi taayyunu manasındaki farklılıksa bizim şu anda tartıştığımız konuyla ilgili olmayan bir farklılıktır. Çok önemli bir şey değildir bizim açımızdan. Ve keza gayru ismi zaman vel mekan. Benzer şekilde ismi zaman ismi mekan dışındaki kalıplarda da durum böyledir. Kesmi, burada hocam yine bir yanlış şey çıkmış. Kesmil aleti olacak bu. Ahadihime demiş, bu doğru değil. İsmi alet durumunda da böyledir demek istiyor. Yani nasıl madrip kelimesinde, yani ya da maktel kelimesinde zaman mekan kalıbı olarak kullanıldığında nasıl böyle bir, efendime söyleyeyim, bütün mekanlar için biz o kullanabiliyorsak, demek ki oradaki darp manasının düşünülmesi ıtlakın sıhhat şartı olarak düşünülüyormuş demek ki. Benzer şekilde ismi alette de bu vardır diyor. Yani miftah kelimesindeki fetih manası da kullanım sıhhati şartı olarak düşünülmüştür diyor. Başka, şurada bir K harfi koysak güzel olur. Ve kel ilahi, mesela ilah kelimesi gibi. Vel kitabi, kitap kelimesi gibi. Ve gayri zalike ve buna benzer diğer kelimeler gibi. Niçin böyle? Fe innez zat. Çünkü zat. Fiha.
bu örneklerde düşünülen zat mu'tebaratun bi nev'i taayyun, bir tür taayyun ile itibar alınır, düşünülür. Fekullemâ tucedu zâtu, evet şuraya girelim. Fekullemâ tucedu zâtu zâliket taayyun, yani bu taayyunun düzeltiyorum arkadaşlar. Burada bir B harfi eksik burada. Yani şöyle söyleyelim. Bizâliket taayyun diyeceğiz. Mesela şöyle diyelim. Fekullemâ tucedu zâtun bizâliket taayyun. Yani bu taayyunla beraber ne zaman bir zat mevcut olsa, düşünülse ve yetaallakul ma'na biha bil veçhil mu'teber fiha, ve bu mana ile yani ve yetaallakul ma'na biha, yani oradaki biha'daki ha zata gidiyor ve bu zata taalluk eden bir mana düşünülse bil veçhil mu'teber fiha, ama yani ismi alette ya da ismi zamanda mekanda her neyse mu'teber olan o tarzda düşünülme biçiminde o mana düşünülse yasihu itlakuha aleyhime, bu lafızların, bu isimlerin kullanılması sahih olur. İtlakı mümkün olur. Evet. Yani aleyhime dediği de yani o muayyen zat ve onunla birlikte düşünülen manaya itlakı sahih olur o ismi. Ve la yaktahu fi kevnihi musahhihan lil itlak ademu ittiradihi fima la yakunu bihazet tayin. Diyor ki arkadaşlar ve la yaktahu zarar vermez. Zarar etmez. Fi kevnihi, yani bu isimlerde dikkatlenen mananın muttarit olmaması. Yani mesela ne dedik biz? İşte miftah kelimesinde fetih manası var. Ama mesela işte parmakla açtığımız zaman orada ne oluyor? Biz oraya bir miftah kelimesini söyleyemiyoruz. Yani düzenli bir şekilde uygulayamıyoruz. Diyor ki Ali Kuşçu, bu isimlerde dikkate alınan bu mana, fetih manası, darp manası vesaire, muttarit olmaması ıtlakın sıhhat şartı olmasına bir zarar vermez demek istiyor. وَلَا يَكْتَهُ fi كَوْنِهِ مُسَحْيَانِ الْاِطْلَاقِ ıtlak şartı, ıtlakın sıhhat şartı olmasına bir zarar vermez. Ne zarar vermez? اَدَمُ اِتْتِرَادِهِ فِيمَا لَا يَكُنُ بِهَدَ التَّعَيُّنُ, yani bu taayyun düzeltiyorum, bu la olmayacak, la'yı kaldıralım oradan, فِيمَا يَكُنُ بِهَدَ التَّعَيُّنُ, bu taayyunun olduğu her durumda muttarit olmaması ıtlakın sıhhat şartı olmasına zarar vermez demek istiyor. Yani burada şeyh-i selif'in açıklamalarına tam mukabil bir eleştiri gelmiş oluyor. Evet. وَالظَّاهِرُ اَنَّ اِسْمَ الْاَلَةِ كَالْمِفْعَلِ وَالْمِفْعَالِ, mesela mif'al gibi ismalet örnekleri مَوْضُعٌ لِمَا هُوَ آلَةُ الْفِعْلِ عَادَةً, yani bu örnekler insanlar arasında adeten genellikle o işi yapma aleti olarak kullanılan şeylere belirlenmiştir. Yani biz miftah dediğimiz zaman insanlar arasında kapı açma için kullanılan alet neyse adeten onun için bu ad konulmuştur. Yeta'arafu ve yeta'arafu, yani insanlar arasında müteâref olan aletler için bunlar belirlenmiştir. İtlâk aletin zâlikel fiil aleyh. Yani az önce söylediğim şeyi söyledi burada. Yani biz burada tabii artık şeyden bahsediyoruz. Yani insanlar arasındaki yaygın kullanımı dikkate alıyoruz. Yoksa yani mutlak manada her bir açma aleti olarak kullanılan her bir durumu dikkate almıyoruz. Toplumdaki yaygın kanaati dikkate alıyoruz. Mesela kel iklidi demiş. Mesela burada iklit kelimesi arkadaşlar işte demir kilitleri açmak için kullanılan bir anahtarmış. Kel iklidi lil fethi. Burada tabii düşmüş bazı yerler var. Şöyle diyeceğiz. Mesela iklit arkadaşlar fetih için, fetih yani açma eylemi için iklit kelimesi ismi alet olarak kullanılır. Başka vel kalemi lil ketbi, kalem kelimesi yazı yazmanın aleti olarak kullanılır. La lima ya'ummu ma yuc'alu aleten li fi'lin nadiren. Yoksa herhangi bir fiil için nadiren, çok istisnai olarak
alet işlevi gören bir durum için bu isimler kullanılmaz. Yani insan gerçekten bazen kapıyı küçük bir tel parçasıyla da bazen açabilir. İstisnai olarak açabilir. Ama ona miftah denmez yani. Ali Kuşçu diyor ki, kardeşim burada diyor toplumun yaygın, bilinen, mütearaf şeyi dikkate alınır. Yoksa burada da bak fetih işi yaptık, o zaman bu da miftah olsun. Böyle denmez yani demek istiyor. Kel isba'i fil fethi. Mesela açma eylemi için parmak örneğinde mesela nadir bir durumdur bu. Yani 40 yılda bir gerçekleşir bu. Ev demiş, burada eksik bir düşme var. Kel kalemi lil ketbi olacak. Evet, kel kalemi. Bir saniye arkadaşlar. Kel isba lil fethi, kel kalemi lil ketbi. Buraya kalem kelimesini ekleyeceğiz. Ve bu da vel iklit lil fethi. Onu burada belirtmemiş. Yani çok önemli değil. Ama burada bir kalem olması lazım. Yani ketbin örneği olarak. Dolayısıyla velihada felihada la yasihu itlaku el miftah alel isba. O bakımdan yani parmak için miftah kelimesinin kullanılması sahih değildir. Li ademi kevnil mana musahhan lil itlak. Çünkü burada fetih manası miftah kelimesinin kullanımı için sıhhat şartı değildir. Seyyid Şerif'in iddia ettiğinin aksine Seyyid Şerif ne diyordu? Dördüncü kısım içinde o zatla beraber düşünülen manalar sıhhat şartıdır diyordu, değil mi? Halbuki Ali Kuşçu bunun tam tersini düşünüyor. Böyle değildir diyor. Hocam çok özür dilerim. Bitirdik mi dersi hocam? Vaktimiz hasta doldu ama siz tamam, nasıl uygun görseniz, uygun gördüğünüz bir yerde şöyle yapalım. Haftaya bırakabiliriz. Evet. Şöyle hatta tam da yerine gelmişiz. Ma anne huna şey en ahar demiş. Burada başka bir şey daha var diyor. Konu biraz değişmiş oluyor ve yeni bir taksim yapacak Seyyid Şerif. Ali Kuşçu bundan bahsedecek. Burada kalabiliriz aslında. Şurada. Ma enne'den devam edebiliriz. Yani tamam. Burada arkadaşlar isimlerle sıfatlar arasındaki farka temas ettik. Ali Kuşçu Seyyid Şerif'in açıklamalarını aktardı. Seyyid Şerif'in isimlerin üçüncü ve dördüncü türleriyle ilgili açıklamalarını aktardı ve buna yönelik bazı eleştirilerini sıraladı. Buradan devam ederiz. Belki de kısa bir özetle toparlama da yaparız okuduğumuz kısımla alakalı. İnşallah bir ders bu bölüm biter. Bir derste kalan iki kısım biter. Yani toplam iki ders sonra metin bitmiş olur Allah'ın izni inayetiyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olunuz. Yine çok güzel bir oturum oldu. Çok sağ olun. Bu arada bir soru var hocam isterseniz. Aynı şey burada da geçer. Tabii Ahmet kardeşim yani burada tabii Seyyid Şerif'in açıklamalarıyla Ali Kuşçu'nun bakış açısı ciddi arada bir temel farklılık var. Ama yani kalem kelimesiyle miftah kelimesi arasında fark yok burada yani. Tabii aynı şey denilebilir Ahmetciğim. Evet hocam ben bir dediğim gibi bir özet yapmaya çalışayım inşallah bir dahaki dersin başında. Sonra bölümü bitiririz. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben de çok teşekkür ederim hocam hem size hem katılımcılarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın, selametle hocam.